Efendim Allah'ın selamı, rahmeti, mağfiret ve hidayeti hepinizin üzerine olsun. Bir sahur programında yine sizinle beraberiz ve Ramazan'ın artık yavaş yavaş ortasını geçtiğimiz günlerdeyiz. Siz yorgun, bizim de sesimiz yorgun. Birbirimizi tamamlayacağız böylece. Dilerim Rabbim razı olduğu kullarından eyler hepimizi. Dilerim Rabbim hatamızı, günahımızı örter inşallah. Merhametiyle muamele eder bizlere. Efendim bugün yine dolu dolu programımız inşallah. Dualarımız var, sohbetimiz var, sorularınız var. Hepsi beraber olacak. Sevgili Hasan Dursun kardeşim bugün konuğumuz bizim. Sevgili Hasan hoş geldin. Efendim ekibimiz buradalar yine. Ve tabii siz saygıdeğer misafirlerimiz bizi onurlandırdınız. Sağ olun, var olun efendim. Şeref ettiniz. Evet, teşekkür ederiz efendim. Hemen buradan bir soru var, bir mail sorusu. Onu cevaplandırıp sonra döneceğim sizlere. Bugün İmam Ali'nin evine misafiriz. Hazreti Ali kerremallahu vece, Allah nebisinin en sevdiklerinden, Resulullah sevmişse biz de severiz. Bizim de en sevdiklerimizden Hazreti Ali'nin hayatını şöyle bir yoklayacağız beraberce inşallah. Ama bir soru cevaplandırayım ondan sonra inşallah. Efendim, zayıflama bantı gusüle engel midir? Evet, zayıflama bantı gusüle engeldir. Niye engeldir? Çünkü zayıflama bantı vücut üzerinde bir tabaka oluşturuyor ve hayatında olmazsa olmaz bir tıbbi gereksinimi değil. Onun için gusül yaparken çıkaracağız. Yıkandıktan sonra tekrar takacağız. O kadar kolay bir şey. Deriye suyun ulaşmasını veya tırnağa suyun ulaşmasına engel olan her şey gusle engeldir diyorum. Efendim buyurunuz. Selamünaleyküm hocam. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Sizin de sağ olun. Ben bir şey soracaktım. Ben 10 sene bir evlilik yaşadım. 10 sene içinde tabii eşimizle ilişkimiz vardı, borcumuz, harcımız vardı. Bozdurduk, ettirdik, harcadık, neçede ödemelerimizi yaptık. 10 sene sonunda eşim terk etti gitti. Çocukları bıraktı gitti. Evet. Şimdi bilezikleri istiyor. Hakkımı helal etmiyorum sana diyor. Ve mihri olayı vardı usuliyeten. Onları vermezsen hakkımı helal etmiyorum diyor. Şimdi dinen onun bana hakkı geçmiş mi oluyor? Evi terk ettiği halde. Hani ben mihri de içinde olmak üzere bilezikleri, evlilik içinde yaşanan bütün ödemeler şey yaptığım için bozduğum bilezikleri vermesem kulak oluyor mu senin de? Tabii mihri vermek lazım. Çünkü evlilikle mihri hak etmiş oluyor. Ancak evlilik durumunda eğer boşanma konusunda sizinle anlaşmaya varır, sizin kendisini bırakmanız koşuluyla alacağı mehirden vazgeçmeyi size ileri sürmüş olsa o zaman mehrinden vazgeçmiş olur otomatik olarak. Ama bile böyle bir şey söz konusu değilse onun seyyiatı günahı ona ait, mehri hak etmiş olur. Orada verdiğiniz şeyler efendim, daha önce mehir niyetiyle verdiğiniz paralar varsa bunların hepsini hesabını yapmak suretiyle mehir konusunda helalleşme gerekiyor. Buyurun efendim. İyi akşamlar. Sağ ol. Hayırlı Ramazanlar. Ne de sağ ol. Şey, bizim evde de dolu dolu karıncalar var. Süpürüyoruz. Yine başa çıkamıyoruz. Günahın var mı yok mu? Neyin ölürler. Günah? Öldürmenin mi? Karınca. Nasıl öldürüyorsunuz? Ya süpürgeyle alıyoruz. Onu bazen bezle süpürüyoruz, siliyoruz. Evi süpürüyoruz. Süpürgeyle aldığında ölmez onlar. Bazen de bezle alıyoruz. Öldürüyorsun, alıyorsun. Alıp getiriyorum. Evet. Evet, tabii çok büyük zarar veriyorsa, baş edemiyorsanız o zaman onları öldürmek belki caiz olur. O da yakmamak suretiyle, yakmak haramdır. İlaç koyarak onları oradan uzaklaştırmak mümkün. Onu yaparsanız olur ama durup dururken öldürmek doğru değildir. Mecbur kalırsanız. Buyurun efendim. Hayırlı Ramazanlar hocam. Benim de size bir sorum olacak. Benim bir yakınım oruçluyken kan verdi. Kan verirken de fenalaştığı için meyve suyu falan bir şeyler yedirmişler. Evet efendim. Şimdi arkadaşım merak ediyor. 61 gün mü tutacağım, onun yerine bir gün mü tutacağım? Bir gün kaza eder. Bu kasti bir şey değil, keyfi bir şey değil netice itibariyle. Bir rahatsızlığı var, işte kan vermiş. O da zorlanınca tabii ki orucu bozacak. Hayat oruçtan önemli. Niye öyle? Çünkü hayatı korumak da farzdır.
Hayatın kazası yok, orucun kazası var. Bir gün sonra, bir ay sonra kaza eder onu. Allah onu günah saymaz ona. Sakıncası yok. Kaza eder efendim inşallah. Çok sağ olun. Allah razı olsun hocam. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Efendim buyurunuz. Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hayırlı Ramazanlar. Benim bir sorum olacaktı size. Evet. Bu gözün seyrildiği zaman, sürekli attığı zaman onu başkasına söylemek günah mı? Ya da ne anlama geliyor? Yani gözün seyrilmesinin kulak çınlaması, göz seyrilmesi gibi hallerinde Allah'ı tesbih etmek, Subhanallah, Elhamdülillah gibi bize sağlık verdiği için Yüce Allah'ın anmak güzel bir şeydir. Ama ilaki bunun çok önemli bir anlamının işte yol gözlüyor, yola girecek, yola gelecek. Bunlar halkın tarifleridir. Ama dini yönden bize sağlığımızı hatırlatıyor. Efendim bu nedenle de orada Elhamdülillah, Ya Rabbi, Subhanallah gibi Yüce Allah'ı anacak bir söz söylemek güzel olur. Efendim buyurunuz. Hocam hayırlı geceler. İyi geceler, hoş geldiniz. Allah razı olsun. Hocam eşim sağlık problemlerinden dolayı oruç tutamıyor. Evet efendim. Şimdi benim gönlümde yatan köyde gariban bir aile var. Evet. Yeni evlendiler. Evet. Bir odasını almak istiyorum. Hani eşyasını. Güzel. Yani bunun yerine geçer mi? Tabii geçer ama şudur yani genellikle fitre veya oruç fitresi, fidyesi yani kefareti fidyesi bunu ekmek, yemek veya giysi gibi şeylerle anmak lazım. Şöyle demek lazım, ben olsam şunu söylerim. Beyefendinin gönlünü alamayacaksa, yanlış anlamayacaksa ben hanımın fidyesi olarak sana şu kadar parayı düşünüyorum. Benim bu vereceğim parayı kabul et. Kabul ettikten sonra sen onun adına o harcama yaparsınız. Bu cümle hoş olur arada. Peki efendim, misafirimizin güzel bir ilahisi var. Sevgili Hasan Dursun'un. Can vermişler. Uhud'u güzel anlatan bir ilahi. Onu paylaşalım beraber. Sonra bakalım Mevlam ne verecek. Vermiştir yolunda.
da Rabbine yakın, Ebu Ubeyde'ye bakın, nasıl da Rabbine yakın, ayağından yaratmış, o da şehadete yakın, o da şehadete yakın. Can vermişler birer birer, Uhud'un topraklarında, öyle bir sevdalar. Hasan dediler. Hasan'ın babası. Ona Ebul Hüseyin, Hüseyin'in babası dediler. Ona Haydar dediler. Aslan demek. Ona Haydar-ı Kerrar dediler. Birkaç kez aslan dediler. Ona Ebul Reyhaneyn, iki gülün, iki fesleğenin babası dediler. Ona Esedullah dediler, Allah'ın aslanı. Ona Ebu Turab dediler, toprağın babası. En sevdiği buydu. Ebu Turab, toprağın babası. Çünkü o ismi ona Hazreti Resul verdi de onun için. Çocuktu, cesurdu. Gözünü bir şeyden sakınmazdı. Allah Nebisi'nin katıldığı her hadisede en öndeydi. Kim bizimle vuruşacak diye öne çıkanlara karşı hep o çıktı. Hiç gölgeye sığınmadı. Hiç kabuğuna çekilmedi. Hiç sindirilemedi, hiç sinmedi. O ismi şöyle anlatır. Bir gün Fatıma ile dargındım, eşiyle, Resulullah'ın kızıyla. Hazreti Resul arar Hazreti Ali'yi, göremez. Eve gider Fatıma'ya,
Nerede Ali der? Hazreti Fatıma der ki mescide gitti. O saat mescit saati değildi. Belli ki gönül kırılmış, yürek burkulmuş. Belli ki üzülmüş veya üzmüş. Mescide gitmiş. Camide uyumak için. Hazreti Peygamber gider. Bakar ki mescidin kumlarına uzanmış. O gün sergi yok. Bugün gibi halı yok mescitte. Mütevazi bir mescit. Belki olsa olsa bir hasır var. Resulullah gider. Bakar ki toza bulaşmış Ali. Kum ya Ali der. Kalk Ali. Kalkar anında. Resulullah'ı görünce heyecanlanır. Ayağa kalkar. Yüzüne, sakalına, simasına toz bulaşmış. Kum bulanmış. Hazreti Peygamber eline siler. Sakalını, saçını, elbiselerini. Sonra toprağın babası. Toprağa bulaşmış. Sonra bir şey daha söyler. Bakar Hazreti Ali'ye. Dünyanın en bedbaht insanı kim biliyor musun Ali? Kim ya Resulallah? Resulullah şöyle eliyle şu boğazına doğru işaret eder. Şuraya. Dünyanın en bedbaht insanı senin şuranı kana bulayacak adamdır. Daha küçükken Ali şehadeti bildirir Resulullah. Şehit olarak terk edeceksin. Dediği gibi o ne dediyse zaten çıkmadı mı? O ne dediyse zaten olmadı mı? Onun için Hazreti Ali'ye hangi sıfatla seni çağıran dediklerinde Ebu Turab, toprağın babası. Çünkü diyordu bana efendim o ismi taktı. Hazreti Peygamber'i kastederek. Onu şöyle tanımlıyorlar vücut yapısını. Ortadan hafif kısaymış. Vücudu göğsü genişmiş. Gözleri elaymış. Yakışıklıymış. Güzelmiş. Sakalları uzundu. Normal şartlarda dört parmağa geçmeyecek kadardı. Sadece savaş zamanlarında sakalını geniş tuttuğu söylenir. Görüntüsü daha heybetli olsun diye, caydırıcı olsun diye. Bazen birkaç gün yemek yemediği söylenir. 3-4 gün boyunca tek lokma yemek yemediği söylenir. İyi bir asker, iyi bir komutan, güçlü bir savaşçıydı. Saçları biraz erken dökülmüştü. Ali kerramallahu vece. Allah yüzünü artsın. Hazreti Peygamber'in Medine hicret ederken yatağında yattığı zat. Yatağında yatarken hani deriz ki kendini feda etmeye hazırdı. Evet öyleydi. Ama o gün yatağında yattığında sağında Mikail, sağında Cebrail, solunda Mikail onu beklemişti. İki melek o gün onu ona karşı Mekkelilerden gelebilecek bir sıkıntıya karşı Hazreti Ali'nin yanındalardı. O gün Resulullah yoktu ama onun yerine iki melek vardı Ali'nin yanında onu koruyabilmek için. Çocukluk dönemini Resulullah'ın yanında geçirir. Hazreti Peygamber amcası Ebu Talip vefat edince yetim kalan çocukları yanına alırlar. Resulullah kendi yanına Hazreti Ali'yi alır. Onu korur. Aslında Ebu Talib'in vefatından önce alır. Çünkü Mekke'de kıtlık yılları, açlık var. Ebu Talib gariban bir adam. Resulullah'ın amcası, parası yok, gücü yok. Hazreti Peygamber Akil ve diğer çocukları dağıtır. Ali'yi kendi yanına alır. Resulullah'ın evinde yetişir. Oğlu gibi yetişir Hazreti Ali'yi. Bir gün 4 lirası vardı. 4 dirhemi vardı Ali'nin. 4 lira. 4 liranın birini gizli veriyordu. Birini açıktan veriyordu. Birini gündüz veriyordu.
birini gece veriyordu. Denir ki Bakara suresinin 274. ayeti onun hakkında iner. Ayet der ki, mallarını gece ve gündüz gizli ve aşikar Allah yolunda infak edenler Allah katında büyük mükafat var. Onlara korku yok, ileride mahzun da olmayacaklar. Hayber günüdür, Hazreti Peygamber yarın bayrağı öyle birine vereceğim ki der. Hayber günü Yahudilerle olan zor bir savaştır. Hazreti Peygamber yarın bayrağı öyle birine vereceğim ki Allah onu sever, o Allah'ı sever. Peygamber onu sever, o da peygamberi sever diyecek. Herkes toplanacak. Yarın kime verecek? Sabahleyin camiyi herkes doldurur. Herkes beklemekte Resulullah kimi işaret edecek? Doğrusu Hazreti Ömer gibiler de şöyle kendileri kaldırırlar. Resulullah bizi görsün diye. Herkes Resulullah beni görsün diye. Bütün iyi savaşçılar ön planda. Çünkü Resulullah Allah sever diyor. Bu çok önemli. Hazreti Peygamber şöyle bakar bakar. Aradığını bulamamaktadır. Ali nerede? Herkes bakar. Biri der ki ya Resulullah Ali hasta. Gözleri kapanmış, şişmiş gözleri. Onu çağırtın buraya der. Hazreti Ali gelir. Hasta mısın? Gözlerim şişti, kanlanmış. Resulullah yanına gel Ali der. Yanına gelir Resulullah. Elini Hazreti Ali'nin gözlerine sürer, tutar şöyle. Ey şifa veren, şifa ver. Ellerini indirir. Hazreti Ali diyor ki, yemin olsun ki Allah'a hayatım boyunca bir daha o gözüme zerre kadar bir ağrı ve acı gelmedi. O an hiçbir şey kalmadı. Resulullah aldı. Al şunu dedi Ali, sancak senindir. Allah Nebisi savaşın öncüsü olarak Hazreti Ali'yi ki kendi başına hani eski cenkler kitabında anlatılır. Aslında doğru da anlatılır. Koca Hayber Kalesi'nin kapısını tek başına kıracak adamdır. Hazreti Ali sıradan bir adam değil. Kolay geçilecek bir adam değil. O Allah'a sevdalı, peygambere sevdalı, Kur'an'a sevdalı, Resulullah'ın mescidine sevdalı, Kufe'deki mescide sevdalı, o kadar sevdalı ki ölüm onu camide yakalayacaktır. Sorsan Ali'ye nasıl ölmek istersin diyeceğini ben çok iyi bilirim. Ya Kur'an okurken ya secde ederken diyecek. Çünkü Allah'a en yakın olunan an, Allah'a en yakın olan adam öyle ölmeyi isteyecektir. Bir askeri harekatta Hazreti Ali var ama Medine'ye kötü haber gelir. Öncü kuvvetlerin hepsi şehit olmuş diye. Hazreti Peygamber ne kadar üzülür. Ellerini açar. Ya Rabbi, ya Rabbi, Ali'yi bana göstermeden ölüm verme bana der. Ali'yi göreyim, sonra öleyim. Bu kadar seviyordu Hazreti Ali'yi. Resulullah'ın sevdiğini sevmek lazım değil mi? Hazreti Peygamber'in gönül verdiğine gönül vermek lazım değil mi? Onun için gönül Ali'den yanar. Gönül Ali'den yanar. Bir gün sahabiye soruyordu Resulullah. Söyleyin bana diyordu. Birisi kötülük yaparsa ne yaparsınız? Sahabi diyorlardı ki iyilik yaparız. Resulullah devam ediyordu. İkinci kez kötülük yaparsa ne yaparsınız? Sahabi susuyordu. Resulullah da susuyordu. Biraz sonra Hazreti Ali geliyordu camiye. Oturuyordu sessiz. Sessiz bir adamdı. Hep önde olayım demedi hiç. Hep bana demedi hiç. Niye ben yukarıda değilim demedi hiç. Hakikaten demedi. Mütevazı kendi halinde halim ve selim. Savaşta önde, ganimette arkada. Resulullah dedi ki Ali, lebbeyke ya Nebi,
Efendim, efendim dedi. Resulullah dedi ki, biri sana kötülük yaparsa ne yaparsın? İyilik yaparım. Sonra bir daha yaparsa yine iyilik yaparım. Ali bir daha yaparsa yine iyilik yaparım. Tam 7 defa. Her seferinde Hazreti Ali diyordu ki, ben iyilik yaparım. Hazreti Peygamber, işte Ali budur dedi. Ali'nin farkını Hazreti Ali'ye neden iyi davrandığını, niye onu özel tuttuğunu, kızını niye ona verdiğini, kızını niye fakir o insana verdiğini. Fakirmiş Ali, fakirmiş. Anlatacağım inşallah, bazen çocuklarına ekmek götüremiyormuş. Gidermiş tarlalarda kazı yaparmış. Tarladan aldığı parayla, kazıdan aldığı parayla alırmış çocuklarına ekmek, buğday götürürmüş Ali Kerramallahu Vecihâ. Bir gün 6 lirası vardı. Hatta denir ki o 6 lirayı Hazreti Fatıma elindeki bileziği çıkaracak, Hazreti Ali'ye verecek, al ve çocuklara yemek getir diyecek. Hazreti Ali dışarı çıkacak. Fatıma'nın verdiği altınları paraya çevirecek. 6 lira, 6 akçe. Akşamüstüdür, meyve alacak, et alacak, yemek alacak çocuklarına. Sokağa dönerken bir karanlıkta birinin ötekini tuttuğunu ve yakasını sarstığını görecek. Hazreti Ali kavga eden o iki adama soracak. Niye kavga ediyorsunuz? Diyecek ki param var, alacağım, vermiyor. Ne kadar alacağım var senin? 6 lira. Hazreti Ali düşünmeden 6 lira çıkarır, adama verir. Karışma ona, bırak onu. Olsaydı verirdi. Niye üzüyorsun onu? 6 lira için değer mi? Adam gidecek, para da gidecek. Ali eve dönemeyecek. Uzun müddet dolaşacak. Parasız. Medine sokaklarında gören selam verecek. Resulullah'ın damadı selam. Resulullah'ın damadının halini bir bilseler. Bir kuruş yok. Eve ekmek götüremiyor Hazreti Ali. Evet Mustafa Hocam. Medet ya hanedan ehli beyti müctaba, medet ya İmam-ı Ali el-Murtaza, medet ya yandı gönlüm Mustafa'nın aşkına. Ol Resul-i Mürteba'nın aşkına. Lütfet Allah'ım, lütfet Allah'ım, kerem kıl bizlere. Lütfet Allah'ım, kerem kıl bizlere. Hey!
bu Hüseyin'in sen yetiş imdadına. Ol Hüseyin'i Kerbela'nın aşkına medet ya Haydar Kerrar. Doğruydu o. Selam ya Haydar-ı Kerrar. Selam Allah Nebisi'nin en sevdiklerinin başında gelen. Eve dönüyordu, verecek bir meyvesi yoktu. Çocuklar Hasan'la Hüseyin koşuyorlardı. Babanın eli boş, gönlü dolu, eli boş. Ali'nin başı önünde çocuğuna meyve getiremeyen, ekmek getiremeyen bir baba ne hissederse Ali'l Mertaza onu hissediyordu. Bakıyordu üzgün. Fatıma anlıyordu. Şu şerefli adam şerefli bir şey yapmış belli. Dönüyordu. Niye ekmek yok? Diyordu ki peygamber kızı bir Müslümanın sıkıntısını gidermek için verdim 6 lirayı. İyi ettin Allah senden razı olsun diyordu. Ali'ye yakın, Ali'ye uygun, Ali ona uygun. Uygun olmasaydı Allah Nebisi verir miydi kızını? Biraz sonra çocuklar uyurlar aç. Ali dışarı çıkar üzgün. Resulullah'ı görecek. Çünkü Resulullah'ın yüzünü gören aç doyarmış. Yüzüne bakan susuzluğu gidermiş. Kederli adam Resulullah'a bakınca rahatlarmış. Üzüntüsü olan mescide koşarmış. Resulullah'ın yüzünü görünce tedavi olurmuş. Kim tedavi olmaz ki? Onun yüzünü gören şeytan bile belki imana gelse, Resulullah'ı görse gelecekti belki. Daha Resulullah'ı göremeden sokaktan çıkarken birdenbire bir adam elinde bir deve satıyorum. Hazreti Ali'ye bakar adam. Der ki bunu 100 liraya alır mısın benden? Hazreti Ali der ki 100 liram yok. 1 liram yok benim. Adam der ki ben seni tanıyorum. Al bunu 100 liraya. Koca bir deve, boz bir deve. Al bunu 100 liraya. Sonra satarsın verirsin. Doğrusu Hazreti Ali'nin uzun bir şey demesine fırsat vermeden 100 liralık deveyi bırakır gider. Hazreti Ali iki adım yürür biraz sonra başka biri çıkar dışarıda. Hazreti Ali'ye bakar. Bu deveyi satar mısın? Hazreti Ali daha yeni aldım. Al sana 300 lira. 300 akçe Hazreti Ali'nin elinde. 10 dakika içinde Hazreti Ali sağına bakar, soluna bakar, olayı anlamaya çalışır ama anlamak o kadar zor ki. Sabah ezanı okunmakta. Hazreti Ali eve gider, çıkar mescide. Namaz sonrası Resulullah'a anlatacak bu garip olayı. Namaz kılarlar. Dağılırlar. Hazreti Ali kapıda Resulullah'ı beklemekte. Hazreti Peygamber'e doğru yanaşırken Resulullah Hazreti Ali'ye bakar ve der ki ne yaptın deveyi Ali? Hazreti Ali Allah'ın Resulü biliyorlar mı der. Allah'ın Resulü neyi bilmezdi ki? Dedi ki biliyorum Ali biliyorum. 6 lirayı da biliyorum. 100 lirayı da biliyorum. 300'ü de biliyorum. Neydi ya Resulallah bu iş? Neydi Allah'ın Nebisi? Dönüyordu Resulullah. Sana deveyi satanı ve senden deveyi alanı biliyor musun? Hayır tanımıyorum. İlk kez gördüm. Resulullah diyordu ki sana deveyi satan Cebrail, senden deveyi satın alan İsrafil'di. Allah senin cömertliğine karşı iki meleği görevlendirdi Ali. Seviniyordu Ali evine giderken. Şu namazda yüzüğü çıkaran adam. Namazda yüzüğü çıkaran adam. Mescitte namaz kılıyor Hazreti Ali.
eğilir şöyle namazda secdeye. En yakın olduğu an Allah'a kulun secde anı değil mi? Tam o anda Hazreti Ali'nin yanından bir dilenci geçer. Hazreti Ali'ye der ki Allah için şu fakire ver. Hazreti Ali secdede bir yüzüğü var. Bir yüzüğü var. Elini atar, alnını kaldırmadan yüzüğünü çıkarır şöyle parmağından Hazreti Ali. Yüzüğü çıkarır. Yüzüğü fakire doğru atar. Başını kaldırmadan. Dünyalık tek meta o. Şu yüzük onu alır, fakire doğru atar. Sonra başını kaldırır. Maide suresinin 55. ayeti bunun üzerine. Sizin veliniz, yariniz ancak Allah'tır. Onun peygamberidir. Allah'ın emirlerine boyun eğici olarak namazını dosdoğru kılan, zekatını veren mümin, namazı dosdoğru kılmak, gerekirse secdede dünyadan vazgeçmek, gerekirse bütün parasını secdedeyken verebilmektir. Ayet Ali'yi anlatıyordu. Efendim bir 5 dakikamız var. 5 dakika sonra biz buradayız. Hazreti Ali'nin hayatında. Bir geceydi. Hazreti Peygamber abdest alıyordu. Bildiğimiz abdest. Abdest suyu Resulullah'ın yüzünü, kollarını, ayağını yıkadığı su bir kabın içine giriyordu. Toplanıyordu. Sonra onu alıyorlardı. Bir yere döküyorlardı. Bir müddet sonra Ümmü Mabed'in ağacı, bir müddet sonra oradan bir ağaç çıkıyordu. Büyüyordu. Büyüyordu. Güzel meyve vermeye başladı o ağaç. Herkes bilirdi o ağacı. Peygamberin yüzünü yıkadı, su döküldü oraya. Güzelleşti ağaç, bereketlendi. Küçük bir dağ iken koca bir ağaç oldu. Güzel meyve veren bir ağaç oldu. Denir ki meyvesinden hasta yerse şifa bulurmuş. Hasta yerse şifa bulurdu. Sahabi o ağaca mübarek adını taktılar. Güzel ağaç. Nebi'nin yüzünü yıkayan su döküldü oraya. Mübarek olmaz olur mu? Sonra bu hadiseyi Şevahid-ül Nübüvve'de bulabilirsiniz. Bir seher vakti bütün meyvelerinin döküldüğünü, kırağı yemiş gibi yıprandığını gördüler ağacın. Kırağı yemiş gibi meyveleri tüm döküldü. Yaprakları küçüldü. Sarardı ağaç.
ne oldu ne oldu diyorlardı, haber geliyorlardı. Allah Resulü vefat etmiş meğer. Ağaç çürümedi belki, durdu. 30 yıl sonra ağaç dikenlerle doldu. Yemiş, yemişleri döküldü. Artık hiç yemiş vermedi. O gün hangi gündü biliyor musunuz? İmam Ali'nin Kufe'de şehit olduğu gündü. Sonra artık o ağaç hiç yemiş vermedi. Bir gün ağacın tamamen sarardığı gördü, soldu, yaprakları döküldü. Ağaç gitti, gitti, soldu ve bir odun parçası oldu. O gün ne gün diye soruyorlardı, cevap veriyorlardı. O gün Hüseyin'in Kerbela'da şehit olduğu gönmüş meğer. Ağacın dili olsa konuşsa, nelerden hikayet etmede, dili olsa konuşsa, duygularını anlatabilse, bazen ney olur konuşur ağaç belki, ama ağacın kendisi dile gelse, neler anlatacak neler, hangi şeylerden hikaye edecek, ıstırabını dile gelecek, aşkını oraya dokunanı, oraya dökülen suyu anlatacak. Yüzünü yıkadı su. Hazreti Peygamber, Hazreti Ali'ye bir gün tavsiyede bulunur. Cebrail neleri severmiş? Diyor ki Hazreti Ali'ye Resulullah, Ali diyor, Cebrail'le görüştüğümde, Cebrail bana dedi ki, eğer ben insan olsaydım, şu yedi şeyi severdim. Cebrail, insan olsaydı, şu yedi şeyi yapmayı sevecekmiş. Nelermiş? Beş vakit namazı cemaatle kılmayı çok isterdim. Cebrail bunu söylüyor. Beş vakit namazı cemaatle kılmayı çok isterdim. Alimlerle beraber bulunmayı çok isterdim. Sonra devam ediyor. Hastaları ziyaret etmeyi çok isterdim, çok severdim. İnsan olsaydım şayet. Cenaze namazı kılmayı çok isterdim. Su dağıtmayı çok severdim susuz kalanlara. İki kişiyi barıştırmayı çok severdim. Küsleri. Ve yetimlere şefkat eliyle dokunmayı çok severdim. Cebrail, insan olsaydım bunları severdim diyor Resulullah'a. Hazreti Peygamber bunu Ali'ye anlatıyor. Cebrail bunları severmiş. Alimlerle beraber bulunmayı, hastaları ziyaret etmeyi, cenaze namazı kılmayı, su dağıtmayı, küsleri barıştırmayı, yetimlere şefkat etmeyi çok isterdim. Sonra dönüyordu Resulullah. Hazreti Ali'ye bakıyordu. Ali diyordu, Lebbeyke ya Resulallah diyor derken Hazreti Peygamber yetimlerle, gariplerle, düşmüşlerle beraber ol. Mazlumla beraber ol Ali. Fazla şeye göz dikme. Dikmiyordu hakikaten. Sonra dönüyordu Resulullah. Yedi kişi cennete girer Ali diyordu. Yedi kişi hiçbir gölgenin olmadığı günde gölgelenecek. Yani mahşer gününde ve cennete girecek. Sonra Allah Nebisi onları anlatıyordu. Tövbe eden genç günahlarından, sadakayı gizli veren kimse, sonra haramdan kaçınan, duha namazını kılan adam, cemaatle namaza dikkat eden adam, Allah'ı anarken gözü dolan adam, alimlerle beraber olan adam, Allah için Müslümanlara ikram eden adam, yeminle söylüyoruz ki bu yedi özelliğin yedisi de Hazreti Ali'de vardı. Vardı.
bir dostu anlatacak. Yakın hizmetkarı, onu gördüm. Gece yarısı mescide gittim. Bir ağlama sesi, bir inilti sesi duydum. Mescide girdim, baktım. Karanlıkta biri oturmuş. Sakalını tutmuş. Kendi kendine mırıldanıyor. Yaklaşınca Hazreti Ali olduğunu, Kufe Camii'nde Halife Ali olduğunu gördüm. Ali şöyle diyordu dünyaya, dünya dünya gırri gayri talaktuki selasen la ric'ate fiha. Dünya dünya boşadım seni üç talakla. Bir erkeğin hanımını boşadığı gibi boşadım. Dönüş yok sana artık. Sonra dönüyordu. Kalbimde sen yer bulamayacaksın. Ali'ydi o. Sabaha kadar ağlayan şu adam. Biz de Allah'a inanıyoruz. Onlar da inanıyordu. Biz de Kur'an okuyoruz. Onlar da okuyorlardı. Ama nasıl bir Kur'an bilinçleri vardı? Nasıl bir Allah bilinçleri vardı? Yürekleri nasıl Allah'la tüm doluydu? Nasıl bir sadakat vardı Hazreti Resulullah? Ya Rabbi nasıl bir iman bu iş? Bir savaştadır bir pehlivan Ali'den Ali'ye meydan okur. Güçlü bir adam, haddi aşar, ağzını bozar, er ister. Hazreti Ali ayağa kalkar. Der ki Ali ona İslam'ı tebliğe sonra savaş. Müslüman olmasını teklif et. Hazreti Ali önüne geçer adamın. Adama der ki Müslüman ol. Kardeşimiz olursun. Adam küfreder. Hakaret eder. Hazreti Ali bir müdahalede adamı yere indirir. Tam kılıcı kaldırırken adam Hazreti Ali'nin yüzüne tükürmeye çalışır. Olduğu yerden Ali elinde kılıç aşağı indirir kılıç. Adama bakar. Çeker. Fazla bir şey söylemez. Vurmaz adama. Adam arkadan bağırır. Adam Araplarda düştü mü ölmeyi ister adam. O utançla yaşamak istemez çünkü. Döner ve Hazreti Ali'ye der ki, niye beni öldürmedin, savaştı. Ali'yi tanıyor. Hazreti Ali der ki, seninle demin savaşırken sen dinime küfrettin. Peygamber'e hakaret ettin. Onun için kılıcımı kaldırdığımda sen bana tükürdün. Nefsime danıştın. Kılıç inerse sana seni ne için vurmuş olacağım? Nefsim için mi? Deminki sözlerin için mi? Kalbime bir kuşku doldu. Korkarım ki seni nefsim için öldürmüş olacağım. Ben nefsim için adam öldürmem. Adam döner. Der ki hakikaten böyle mi senin dinin? Evet der, benim dinim böyle. Senin dinine karşı savaşılmaz Ali. Kalkacak 70 kişiyle aşiretinden 70 kişiyle İslam'a girecek. Ahlaklarıyla İslam'ı anlatıyorlardı. Bizim gibi dilleriyle değil, bizim gibi kalbe dalmamış dille değil, hareketleriyle İslam'ı tebliğ ediyorlardı, anlatıyorlardı, sarsıyorlardı hakikaten Hazreti Ali ve arkadaşlarım. Yine bir gündür. Hazreti Peygamber devlete gelen vergileri dağıtır herkese. Herkese çok para verir Resulullah. Hazreti Ali'ye ise 3 altın verecek. Damadını ve yakınlarını az verirdi. Laf etmesin diye kimse. Herkese çok, kendi akrabalarını az verir diyor Resulullah'ın. Genel tavrıdır. Mesela zekat ve sadaka parasını Hazreti Peygamber kendi çocuklarına, ailesine yedirmemiş ve haram kılmış. Bugün peygamber sülalesinden gelen birine zekat veremezsiniz. Verirseniz geçersizdir o zekat. Peygamber sülalesi el açmaz. Kimsenin ganimetiyle yemek yemez. Kendi el emeğiyle geçinmek zorunda. Bu genel bir prensip.
Hazreti Ali'ye 3 altın verir. Ali biraz gönlü, hani acaba niye? Benim bir hata mı var acaba? Mesela para meselesi değil. Gönül biraz söz eder kendi kendine. Der ki Resulullah niye 3 altın verdi? Herkese çok verdi. Acaba bir hata mı var benim? Bir eksiğim var. Sonra kendi kendine susar. O gece mahşeri görür Ali. Mahşer kurulmuş, mizan kurulmuş. Hazreti Ali'ye dönüyorlar. Diyorlar ki gel hesaba. Hazreti Ali diyor ne hesabı? Ne günahım var benim dediklerinde. Melekler diyorlar ki Ali 3 altının hesabını ver. Hazreti Ali hesaba doğru çekilirken bir an yataktan fırlar. Rüyaymış meğer. Ama öyle bir fırlaması var ki kapıya kadar yürür o fırlamayla beraber. Kan ter içindedir. Birkaç adım yürür böyle. Yataktan kapıya doğru yürür. Tövbe istiğfar eder sabahleyin mescitte Resulullah'ın yanında. Hazreti Peygamber namazdan sonra Ali yanına çağırır. Gel buraya gel. Ali gider Resulullah'ın yanına. Hazreti Peygamber bakar Hazreti Ali'ye. Der ki Ali, 3 altının hesabını vermek çok zor değil mi? Resulullah da o rüyayı biliyor çünkü. Evet ya Resulullah. Evet. Bir adam düşünün ki Hazreti Peygamber'in terazisinde tartılmış. O terazide ancak altın tartılır. Sıradan bir terazi değil. Oraya altın girerdi, altın çıkardı. Resulullah'ın öyle bir anı vardı ki bir baktığında lima Allahi mekanun ev makarrun la yesa'uni fihi nebiyyun mursel ve la melekul mukarrab. Benim Allah'la öyle bir anım var ki diyor Resulullah, o an benimle Allah arasına ne bir peygamber ne bir melek giremez diyor. Yetiştiriyordu. Saf hale getiriyordu. Yanıyorlardı. Tamamen ıstırap çekiyorlardı ama geldiklerinde tam bir altın haline, son altın haline geliyorlardı hakikaten. Bir gün başı çok ağrıyordu. Lev enzellayı oku diyordu Resulullah. Başın çok ağrırsa Haşr suresinin sonundakini oku. Başını tut, yani iki elini başın üzerine koy diyordu Resul-i Ekrem. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Ayeti var ya, Haşr'ın son ayetleri, onu oku diyordu, geçer, geçiyordu. Resulullah diyordu ki nasıl yapayım? Bir yanı temizle diyordu. Dudakların üzerine gelmesin bir yan diyordu. Temizliğini peşembe günleri yap. Temiz gün giyin. Cuma günleri en güzel elbiselerle, en güzel kokularla çık diyordu. Hazreti Fatıma'yı evlendirdiği gün Fatıma diyordu ki, baba beni yoksul bir adamla evlendirdin. Resulullah diyordu ki, doğru, doğru, yoksul ama çok şerefli bir adamla evlendirdin diyordu. Hazreti Ali'yi anlatırken, denir ki, kışın ince elbise giyerdi, yazın kalın elbise, ne sıcağı ne soğuğu duymazdı. O da bir gün üşümüştü. Resulullah ona baktı, elini tuttu, iki omuzunu. Allah'ım Ali'yi sıcaktan ve soğuktan etkilenmesin dedi. O günden sonra sıcak veya soğuk Ali için söz konusu değildi. Evet Mustafa Hocam. Meded ya İmam Ali'yel Murtaza, meded ya Fatıma Zehra, meded ya ya
şehitlerin ser çeşmesi, enbiyanın bağrı başı, evliyanın gözü yaşı, İmam Ali babaları, Muhammed'dir dedeleri, arşın çifte küpeleri, Hasan ile Hüseyin'dir. Kerbela'nın yazıları şehit olmuş gaziler, Fatma ana kuzuları, Hasan ile Hüseyin'dir. Kerbela'nın ta için saçında yatar alkanlar içinde, Hasan ile Hüseyin'dir. Yunus der ki dünya fani, bizden evvel gelen hani, sekiz cennetin sultanı. Hasan ile Hüseyin'dir. Medet ya Resulullah ona şöyle diyecek, Ali diyecek, bir gün Ayşe ile problemin olacak. Resulullah için ne kadar zor bu kelime. Ayşe için de, Ali için de zor. Bir gün Ayşe ile bir problemin olacak. Ki Cemel'de oldu zaten. Hazreti Ali ile Resulullah'ın hanımı karşı karşıya geldiler. Hiç bahsetmediğim ve bahsetmek istemediğim bir savaştır. Dikkat ederseniz 10 yıllık ekran hayatımda hiç Müslümanlar arasındaki savaşları gündeme getirmedim. Hiç de getirmeyeceğim. Unutmak istediğim bir perdedir o. Hiç kimseye faydası yok. Ne Cemel ne Suffi. Sadece Allah nevisi Ayşe ile bir problemin olacak. Bu konuda sadece şunu söylemek isterim. Ali haklıydı, Ayşe haklıydı.
içtihat. Hüseyin, Hazreti Osman şehittir. Hazreti Ali, Zübeyir ve Talha diyorlar ki katilleri bul ve cezalandır. Hazreti Ali zaman istiyor. İktidara yeni gelmiş, zaman. Hesap soracağım. Hikaye bu. Fitneciler karıştırırlar. İki büyük insan karşı karşıya gelir. Biri Resulullah'ın hanımı, Ebu Bekir'in kızı, kim laf söyleyebilir ona? Öteki Ali, belli zaten. Nasıl bir adam oldu Hazreti Ali'nin? Kim laf söyleyebilir? Hazreti Ali Resulullah'tan bu sözü duyunca, Ayşe ile karşı karşıya geleceksin. Ya Resulallah, ne ağır bir imtihan der. Nasıl karşı karşıya geleceğim? Sadece ben mi ya Resulallah? Evet diyecektir, sadece sen. Hazreti Ali'nin yüzü bir an çöker. Nasıl çökmesin? Resulullah'ın karısından, eşinden bahsediyoruz. Resulullah döner. Hazreti Ali der ki, o zaman ben çok bedbaht bir adamım. Yani kötü bir adamım. Hayır. Sen bedbaht değilsin. Ancak galip geldiğinde Ayşe'yi geldiği yere gönder. Onu üzme. Üzmeyecektir. Ali galip geldiğinde Resulullah'ın hanımının devesinin dizginini tutacak. O sözü ne kadar manidar, dünyalar kadar büyük. Denecek ve diyecek, Resulullah'ın hanımı, annemiz Ayşe, ne işin var senin burada? Senin Medine'de olman lazım. Dönecek Ayşe, bir daha Medine'de evinden çıkmayacak. Bir daha evinden çıkmayacak. Başka şehre gitmeyi boş verin. Evinden yıllarca çıkmayacak. Resulullah'ın mezarının orada oturacak. Ölümü bekleyinceye kadar. Hakikaten büyük insanlardı. Bugün normal standartlarda, normal siyasi hadiselerle bunu tarif, insanı ancak ayak sürtürür. Ancak yanlış yaparsınız, onlardan bahsedersiniz. Kalem kırılır, defter dürülür, söz biter orada. Diye denebilecek söz ancak bu kadar olabilmeli bence. Yan Buda hastalanıyordu İmam Ali. Diyorlardı ki hastasın, ateş yüksek. Korkmayın, ölmem burada diyordu. Ölmeyeceğim burada. Niye diyorlardı? Yan Buda ölüm gelmeyecek bana. Çünkü Resulullah'ı duydum. Hazreti Peygamber şurayı işaret etti. Şuraya kılıç inmedikçe ölmem ben. Ben Yan Buda ölmeyeceğim. Ben bir kılıç darbesiyle öleceğim. Dediği gibi oldu. Efendim 9 dakikamız var, bir aramız var. Sonra İmam Ali'nin şehadetiyle buradayız inşallah. Yıllar önce, Kerbela'dan yıllar önce Hazreti Ali bir yolculuk esnasında bir yerde konaklar. Akşam
birdenbire bir kasvet, bir darlık çöker İmam Ali'nin üzerine. Boğulur gibi olur, nefes alamaz. Ayağa kalkar, yakınlardakine der ki çadırları sökün. Yemekleri bırakın, hayvanları toplayın. Gidiyoruz buradan, gidiyoruz. Derler ki Hazreti Ali'ye, büyük imama, ne oldu? Birdenbire, hani gece burada duracaktık, konaklayacaktık, akşam burada uyuyacaktık. Daraldım, içimi bir darlık çöktü içime, bir kasvet. Anlayamadım, bir şey var burada. Burası nedir der. Burasının adı nedir? Sorarlar yakındaki köylülere, haber getirirler. Burasının adı Kerbela'ymış derler. İmam Ali der ki, hayvanları hazırlayın, gidiyoruz buradan. Yürüyüşe başlarlar. İmamın yoldayken gözleri yaşarır. İbn-i Teyyah imamı hiç yalnız bırakmayan müezzini yanına gelir. Der ki, sizde bir garip hal görüyorum. Evet der. Ne oldu büyük imam? Der ki, çocuklarımın bir kısmının burada şehit edildiği bana gösterildi. Büyük imam gecenin o kasvetinde çölde yol alırken devesin üzerinde ağlıyordu. Yıllar sonra olacak Kerbela'yı Allah sanki gösteriyordu imama. Görüyordu, hissediyordu büyük imam. Bir gün kapısının önüne birçok kimse gelir durur. Kambere sorar, kim bunlar? Sizi sevenler. Şöyle bir bakar, hayır demiş. Bunlar beni seven olamaz. Neden diye sorduğunda, beni sevenlerin siması yok bunların suratında der. Kamber sorar, sizi sevenlerin siması nedir ey büyük imam? Mideleri boş, bedenleri yağıt olmayan, zayıf, dudakları susuzluktan ağarmış kimseler. Beni sevenler ancak bunlar olabilir diyecek. Çok namazdan ve çok oruçtan dolayı simaları sararmış. Beni sevenler ancak bunlar olabilir. Şimdi Kufe'dedir. Şehitliğinden bir gün önce yürürken biri arkadan der ki ona, büyük imam der. Dikkat et, sana tuzak kuruyorlar. Döner adama bakar, tek bir cümle söyler. İnsanı kaderin dışında gelişecek olaylara karşı korumak için Allah iki melek göndermiş. Zamanı gelince, ecel kapıya dayanınca Allah meleklere çekilin der. İnsan ölür. Sonra döner adama, kimse vaktinden önce ölmeyecek der. Ölümden hiç ürkmüyordu. Ramazan 17, yarın gibi vurulduğu gün Ramazan 17 veya 27 diyorlar. Ama 17 birkaç gün sonra vefat edecek çünkü. Birden bahçeden geçerken ördekler bağırır. Ördekler, bizim bildiğimiz ördekler imamın üzerine yürürler. Hazreti Ali'nin üstüne doğru yürürler. Hazreti Ali bir an durur, ördeklere bakar şöyle. Bunlar der, ölü ağlayıcılarıdır. Bunlar ölecek birini görünce bağırırlar. Gülümser. Ölümü hiçler. Ölümle alay eder. Çünkü Resulullah onlara onun şifresini vermişti. Ölümü hiçlemenin şifresini. Allah'ı seveceksiniz. Seviyorlardı. Öteler ötesi bir aşkla Allah'ı seviyorlardı. Onun için ölümden ürkmüyorlardı. Ölüm onlardan ürküyordu. Böyle bir yakın imanla doluydular. Yürüyordu, camiye geçerken, dışarı çıkarken elbisesi çiviye takıldı. Elbisenin ucu koptu, gönlü daraldı birdenbire. Sonra yürürken birdenbire mescide girerken mescit kalabalık. Hazreti Ali'nin sesi mescit etrafında bir akis, bir yankı yaptı. Şöyle diyordu, Allah yolunda mücadele eden, bir olan, Allah'a iman eden şu adama yol açın. Herkes yol açıyor. Kendini tanımlarken ki sözleri çok manidar. Bir Allah yolunda mücadele eden ve bir olan Allah'a iman eden şu adama yol açın. Yol
açıyorlardı. Yürüdü. İbn-i Tayyaha dedi ki, dinlenmem lazım biraz. Meşidin bir tarafı da kıvrıldı. Sabah ezanı beklerken hafif bir uyku, uyaklık hali, yakazı halinde sonra birden uyandı. İbn-i Tayyah büyük imama diyordu, namaz vakti geldi. Ayağa kalktı, birdenbire bir şiir diline dolandı Ali'nin. Uşdud haya zimeke lil mevti fe innel mevte lakike ve la tecza anil mevti in halle bivadike. Anlamı şuydu, uşdud haya zimeke lil mevti, kemerini ölüm için sık. Ve innel mevte lakike, işte ölüm geldi kapıda seni bekliyor. Ve la tecza anil mevti, ölümden rahatsız olma ve kaçma. İn halle bivadike, senin kapına gelmişse şayet. Bir anlamı yok gibiydi bu sözlerin ama anlamı çoktu. Bir imamın vedasıydı o. Yürüdü, yürüdü, birdenbire bir ses duydu. O camide ayakları yere basarken yankı yapan o büyük adam birdenbire bir ses duydu. Bir an döndü. O İbn-i Mülcem elindeki kılıcı Hazreti Ali'nin mübarek yüzüne doğru hızla indirdi. Kılıç tam Resulullah'ın işaret ettiği o bölgeye, boğazının burasına doğru geldi. Camide bir gürültü ama herkesin sesini aşan bir ses vardı. İmam Ali'nin sesi. Kufe Camii'nde yankı yapıyordu. Füztu ve Rabbil Kâbeti. Anlamı şuydu. Kâbe'nin Rabbine yemin olsun ki ben kazandım. Sarsılıyordu imam. İki adım devriliyordu yere. İbn-i Mülcem tutuklanıyordu. Kılıç. Hayber günü, Hendek günü Amr bin Abdülvudd'ın kılıcını vurdu, yere değiyordu. Aynı yeri yaralıyordu. Subhanallah. Büyükler büyük gibi ölürler. Küçülmezler. Ölümü beklerken hiç yüksünmezler. Ne korkarlar ne endişe ederler. İşte Ömer karşınızda. Nasıl ancak mihraptayken şehit edebiliyorlar onu. Mihraptayken ancak. Hazreti Ömer'in karşısına geçip vurmak mümkün değildi ki. Ancak secdedeyken vurabiliyorlar arkadan. Hazreti Ali abdest almış dönerken en savunmasız oldu bir anda. Ve camide hiç beklemediği bir yerde. Büyükleri camide vururlarmış. Ömer de öyle, Ali de öyle. Veya Kur'an başında Hazreti Osman gibi. Aslında Resulullah'a da öyle bir suikast vardı. Mescid-i Dırar'ı kurarlarken Resulullah'ı da camide infaz edeceklerdi. Allah gösterdi ya o camiyi, o zararlı fitne camisini Resulullah yıktı Tebük dönüşünde. Demek ki yıkım içeriden olurmuş, dışarıdan değil. Siz içinizde sizi yıkan, parçalayanla zorlanırsınız. Dışarıdaki düşman sizi ürkütmez. Çok ilginçtir. İmam Ali yerdedir. Medine, Kufe karışır birdenbire. Ortalık toz duman. Hazreti Ali başını kaldırır, bir an bakar. Kim beni vurdu? Derler ki İbn-i Mülcem. Yani ateşe tapan bir adam. İbn-i Mülcem. Ateşe tapan bir adam. Harici zihniyetli bir adam. Ufku çok uzağa gitti imamın. Belli ki Fatıma'yı özlüyor. 9 çocuğu olmuştu. Ama nesep Hasan'la Hüseyin'den gelecek. Hüseyin'den daha doğrusu. Hatırlıyordu. Ufku uzağa gidip geliyordu. Resulullah'ı hatırlıyordu. Fatıma'sını. Kim beni vurdu? İbn-i Mülcem. Getirin onu buraya. Yanına getiriyorlardı. İmam bakınca İbn-i Mülcem'e iyi tanıdı onu. Her gün
imamın kapısına gelip de imamdan para isteyen adam. Baktı ona. Dedi ki, talema ahsentu ileyke. Sana halbuki ne kadar iyilik etmiştim. Seni kaç gün giydirdim, yedirdim. Ben sana ne yaptım ki? İbn-i Mülcem Ali'yi öldürmeyi dininin gereği görüyordu. Ne kadar gariptir. Abdurrahman bin Mülcem'in alnı çok secde ettiği için nasır bağlamıştır. Ali'nin katili çok namaz kıldığı için alnı nasırlı olan bir adamdı. Demek ki bid adına aldatılan çok zavallı vardır. Alnın nasır bağlayacak çok namazdan ve Ali'yi vuracaksın. Çok dikkatli olmak, olayı çok dikkatli okumak lazım. Bu kadar aldatılabiliyorlardı demek ki. Bu kadar aldatılabiliyorlardı. Dönerken adam, Hazreti Ali'nin birdenbire gözleri adamın çapraz bağlanmış ellerine takıldı. Arkadan bağlanmış elleri çaprazlama. Büyük imam diyordu, kim bağladı bunu buraya? Diyorlardı ki, çocukların ve arkadaşlar, herkes. Hayır diyordu. Sökün bu adamın ellerini. Baksanıza, öyle bağlamışsınız ki adamın iki avucu kan bağlamış. Resulullah buyurmadı mı? Siz esirinize iyi muamele edin diye. Yemek yedirin, su için. İyileşirsem kararı ben veririm. Ölürsem kararı siz verirsiniz. Kılıç zehirliydi. İmam 63 yaşındaydı. 4 yıl 10 ay sürmüş halifelik. 9 defa evlenmiş hayatı boyunca. Hazreti Fatıma'dan 3 çocuğu olmuş. Hasan, Hüseyin ve Muhsin. Erkek çocuğu Muhsin erken ölmüş. Diğerleri şehit olacak. Tebük hariç bütün seferlerde Resulullah'la beraber. Tebük hariç. Çünkü Tebük'te Resulullah'ın yerine Medine'de Allah Nebisi'nin yerine valilik yapmış olacak. Annesi Fatıma bintül Esed, babası Ebu Talip, kayınpederi Hazreti Muhammed Mustafa, karısı Hazreti Fatıma, evlatları Hasan ve Hüseyin, kim bu kadar büyük olabilir? Ancak Ali bu kadar büyük olabilir. Onun için yüzünde şu yazılıydı. La ilahe illallah, el melikul hakkul mubin. La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yok. Gücü ve kudreti sonsuz olan Allah. Yüzünde bu yazılıydı. Ne kadar garip. Resulullah 63 yaşında şehit olmuş, vefat edecek. Hazreti Ebu Bekir 63 yaşında. Ömer 63 yaşında. Ali 63 yaşında. Bu nedenle Seyyid Ahmet Yesevi 63 yaşından sonraki hayatı kaçak bir hayat gibi görür. Resulullah'tan sonraki ömür için. Evet Mustafa Hocam. Habibini sevgili dostum, Hakk'ın Habibini sevgili dostum, güvenlerinde Veysel Karani, güvenlerinde Veysel Karani. Söylemez yalanı, yemez haramı. Söylemez yalanı, yemez haramı. Yemen illerinde Veysel Karani. Yemen illerinde Veysel Karani.
Faysal Karani. Aşık Yunus Eydir biz de varalım. Aşık Yunus Eydir biz de varalım. O mübarek kum cemalin görelim. O mübarek kum cemalin görelim. Ayağın tozuna yüzler sürelim. Ayağın tozuna yüzler sürelim. Yemenlilerinde Veysel Karani, Yemenlilerinde Veysel Karani, Yemenlilerinde Veysel Karani, Yemenlilerinde Amin, amin, amin. Ya mucibe sailin ve ya erhamer rahimin. Allahümme salli ala seyyidine ve nebina Muhammed ve ala ali seyyidine ve nebina Muhammed ebeden daima ya Rab. İlahi ya Rabbi, bu mübarek gece hürmetine, şu an hürmetine ya Rabbi, sana açılan bu elleri boş çevirme ya Rabbi. Ey gaffar olan, ey tevvab olan, ey kullarının her İhtiyacını duyan, bilen, işiten, semi olan, basir olan Allah'ım. Ey kollarının isteklerine icabet eden, ud'uni estecib lekum diyen, bana dua edin, duanızı kabul edeyim diyen ya Rabbi. Ellerimizi sana açmışız. Senin mağfiretine, hidayetine, rahmetine, istiğfarına muhtaç olarak kapına gelmişiz. Mağfiret kapından, af kapından bizi boş çevirme ya Rabbi. Bizleri affeyle ya Rabbi. Bizleri setreyle ya Rabbi. Sen iç alemimizde duran, sen söyleyemediklerimizi bilen, sen insanların ifade edemedikleri sırlarına da aşina olansın ya Rabbi. Sen ihtiyacımızı da bilensin ya Rabbi. Bütün ihtiyaçlarımızı sana arz ediyoruz. Kabul eyle ya Rabbi. İhtiyaçlarımızı gider ya Rabbi. Ya Rabbi, bugün senin peygamberinin sevdiklerinden biri olan Hazreti Ali'den bahsettik. Ya Rabbi, öncelikle peygamberinin, sonra onun dört büyük halifesinin, Hazreti Ebu Bekir'in, Ömer'in, Osman'ın, Hazreti Ali'nin, eshabın ve Ehl-i Beyt'in bereketini üstümüzden mahrum etme ya Rabbi. İmam-ı Azam'ın, İmam-ı Şafii'nin, Ahmed İbni Hanbel'in, İmam-ı Malik'in ve hadis ilmine hizmet eden Buhari başta olmak üzere bütün büyüklerimizin, tasavvuf büyüklerinin hepsinin bereketinden bizleri nasipdar eyle ya Rabbi. Bizleri Kur'an ve sünnetin yolundan ayırma ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, gönlümüze Kur'an aşkı nasip et. Gönlümüze, ruhumuza namaz aşkı nasip et. Gönlümüze Kâbe aşkı nasip et. Gönlümüze Muhammed Nebi'nin aşkını nasip et ya Rabbi. Ya Rabbi, sevdiklerimizi, çocuklarımızı, gönül verdiklerimizi her türlü kazadan, beladan, musibetten, afetten uzak eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, şu anda ekran başında ve şu anda yanımızda bulunan her kardeşimizin gönlündekini sen bilirsin. İstediklerini lütfet onlara ya Rabbi. Neden korkuyorlarsa korkularından onları güvende kıl ya Rabbi. Ya Rabbi, Ramazan ayı sona erdiğinde cennet beraatini alanlardan eyle ya Rabbi. Amin. Amin ya mucibe sailin. Amin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Efendim, Fatiha'mızı okuyalım. Akşam 19.45'te iftarda buradayız canlı yayında. 18.20'de Resulullah'ın izinde ve 02.15'te yepyeni bir konuyla Mustafa Hocam ve diğer arkadaşlarımızla yine buradayız. Teşekkür ediyorum diyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Ezana bağlanıyoruz.
Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya alessalâh. Hayya alel felah. Hayya alel felah. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر. Es-Semi, her şeyi hakkıyla işiten, kullarının niyazını ve yakarışlarını duyan, işiten ve kabul eden.